olarak bilinir. Onun için de sevmek istiyorum. Bence Mehmet Ali Erbil dünya çapında bir komediyen bir star. Keloğlan'ın temsilcisi. Erkek için de. Özen Bey önce geçmiş olsun. Sağ olun. Hocadan delikeli kılıç savaşından sonra evde herhalde. Sen koca 20 hafta git evde yer alalım. Nasıl oldu peki? Kılıç savaşı hiçbir şey olmadı. Kazara olmuş, cama girmiş. Evde yer alalım. Geçmiş olsun. Teşekkürler. 20 hafta konuşuruz zaten. Evet. Neden biraz bahsedelim Özen Bey? İzlediniz mi? İzlemedik daha önce. İzleyeceksiniz. Heyecanlıyız. Ben sana bugün ilk kez sizeceğim. Bütün ürünü bitmiş halini. Benim bitsin. Peki nasıl bir film olacak? Yani aileyi hedefleyen bir film. Tek taahhüt filmin insanları eğlendirmek. Aileye çocuklar sizin gibi keyifli dakikalar geçirmesini sağlamak. Bence o taahhütünü yerine getiriyor. O iddiasını hala koruyor. Onun dışında birçok ilke sahip animasyonlarıyla ve içinde oynayan oyuncuları daha önce görmediğiniz şekilde göreceksiniz. İşte Altın Kraliçe erkek kılığında. İşte Ömer Erbil'i kılıç sallarken, ata binerken, eşeğe binerken göreceksiniz. Beni aynı şekilde kostümümle, saçımla, tavrımla daha başka bir rolde izleyeceksiniz. O anlamda seyirci için çok eğlenceli, çok değişik bir proje olacak. Ve çok sıkı, akıcı. Çünkü akıcılık bir filmde çok önemli. Akıcı, içinde böyle masallardan farklar olan, onları birçok şey tiye alan, günümüze göndermeleri olan, keyifli, eğlenceli, rengarenk, müzik, hareketli bir şey. Hocam bir aksiyonu seyirci.